Peki bir konuğumuz daha var sevgili Mehmet Yılmaz. Bakalım bu sefer kim geliyor huzurlarınıza? Haldun Domaç. Tamam, kral geldi ya. İmparator geldi. Çıkabiliriz. Evet. Saraya bir bağlantı gerçekleştiriyoruz. Karşımızda Haldun Domaç. İkinci Haldun. Değil mi? Sultan ikinci Haldun. Haldun abi hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sana da Mehmet'e de. İyi yayınlar yani abi. Golcüden bahsederken yanında da bir golcü var yani. Onu da söylemek lazım yani. Hem yanımda hem karşında bir golcü var. Ben de onu ekleyeyim evet. O zaman. Yani. Tabii. Yok yok, ben pek golcü değilim de Mustafa. Yani yanında ben dediğim Mehmet Yılmaz'dan bahsediyorum tabii. O da çok iyi bir golcüydü. Sağ olun. Harikaydı Mehmet Yılmaz. Bugün olsa bence hem milli takımda izliyor olurduk hem de çok ciddi paralara bonservis bedeli olurdu. Ama yine gece hayatı çok konuşulurdu herhalde Haldun abi. Bence de. Yani daha çok gece hayatından çok neyi konuşurduk? Mehmet Yılmaz acaba şu anda hangi ülkede diye konuşurduk? Tabii. Neyse bu aralar pek fazla konuşamıyoruz bunu. Peki Haldun abi bugün FIFA'nın açıkladığı bazı kurallar var ki bunlardan biri kritik olan futbolcu sözleşmeleri liglerle birlikte bitecek. Şimdi bu çok önemli çünkü bizim ligimiz Mayıs'ta bitiyordu. Mayıs sonunda futbolcuların sözleşmeleri bitiyor. Haziran'da sözleşmesi biten ülkeler var. Ligler bitince olacak. Bir kaos olacak mı, olmayacak mı? Alınan kararları nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi aslında benim beklediğim bir karardı bu. Zaten UEFA'nın açıklamalarının içerisinde de vardı bu konu. FIFA'da daha çok yabancı oyuncular FIFA'ya gittiği için FIFA'da bu konuda açıklama yapmak durumunda kaldı. Net bir şekilde şunu söyleyebiliriz. Hem UEFA hem FIFA bu sezonun içinde yani bu yılın içerisinde bitirilmesini istiyor. Şimdi bitirilmesini istediği için yani bir sonraki sezona kalmasın, onun başına eklenmesin düşüncesi hakim olduğu için bu sezon oynayan oyuncuların sözleşmelerinin doğal olarak uzatılması gerekiyor. Yani doğal olarak uzatılması gerekiyor. Çünkü Mayıs'ta hadi bana alas mı aldık deyip oyuncular 30 Mayıs'ta gitmeye kalkarlarsa işte o diyelim ki Mayıs'ın ortalarında başlayacak maçlarda oynayacak oyuncular olmaz. Takımlar gerçek performanslarını ortaya koyamaz. Birinci hamle buydu. Bekliyordum zaten. Beklediğim hamle gerçekleşti. İkinci hamlede transfer dönemi farklılaşacak bundan sonra. Yani bu oyuncuların hakları kaybolmayacak. Transfer dönemi belki biraz daha ötelenecek ve ona göre bir zaman ayrılacak. Yani aslında beklenen bir gelişme bu. UEFA'nın da bu konuda açıklamaları vardı. Yani bir karar alabiliriz, sözleşmelerin uzatılması söz konusu olabilir, transfer döneminin ötelenmesi söz konusu olabilir demişti. Buna paralel olarak FIFA da bu kararı aldı. Tabii ki bu kararı alırken de hem kulüpleri hem de futbolcuları mağdur etmeyecek şekilde bir karar almaya çalışıyor. Dikkat edersen bu kararın altında o maddeler de var. Oyuncuların kazançlarıyla ilgili sorunlarının çözümlenmesini istiyor ama kulüplerin de maddi durumunun ortaya konmasını yani maddi durumu doğrultusunda hareket etmesini bekliyor. Dolayısıyla bu süreç aslında herkes için aynı. Yani ülkeler için, ülke federasyonları için, FIFA için, UEFA için, futbolcular için, kulüpler için hep beraber hani klasik bir söylem vardır ya, bir gemideyiz hep beraber. Eğer gemi su almaya başlarsa herkes batacak. Onun için de en üst kuruluş, çatı kuruluşu dediğimiz FIFA, UEFA ile beraber, gerçi araları çok iyi değil onu da söyleyeyim, aldığım istihbarat böyle ama netice itibariyle onlar da kulüplere dayandıkları için bir şekilde bunu çözmeye çalışıyorlar. Hemen şunu da söyleyeyim, hem FIFA'nın hem UEFA'nın kulüplere söylediği yani ülke federasyonlarına söylediği şu, derler ki mutlaka bu sezonun içerisinde bitirilsin ve ona göre de hak eden kulüpler, hangi kulüplerse bize bildirilsin, listeler gelsin, biz ona göre bir planlama yapacağız derler. Bugün La Liga Başkanı Javier Tebaş'ın da bir açıklaması vardı Haldun abi. Tebaş da bir an önce sahaya çıkmamız lazım ve tüm maçlar oynanmalı diyor. Basit bir hesap yapmış. Seyircisiz oynarsak bu maçları zararımız 150 milyon euroda kalacak diyor. Evet. Hiç oynanmazsa o 1 milyar euroya kadar çıkar diyor. Kesinlikle. Zaten şöyle bir şey var. Geçtiğimiz yayınlarda da söyledik. Zaten dikkatli izleyicilerimiz mutlaka takip etmişlerdir. 51 düzeydeyse yani
oyuncuların performanslarını çok aşağıya çekmeyecek noktada ise, diyorlar ya oyuncular evlerimizde bazı çalışmalar yapıyoruz. Aşağı yukarı 4 hafta civarında oyuncuların tekrar hazır olabileceğini düşünüyorlar. Yani teknik adamların görüşü, benim de düşüncem o paralelde. Burada önemli nokta şu, eğer Mayıs ortalarında ya da Haziran başlarında bu sorundan kurtulabilirsek, şu manaya geliyor bu, biz orada kurtulabilirsek Haziran'ın başında başlayacak bir lig bizim için Haziran'ın sonunda bitebilir. Mümkün olduğunca sosyal izolasyon deniyor. Haldun abi o kurallara muazzam uyuyor ama evet. En çok üzüldüğüm insanlardan biri Haldun abi, çünkü kendisini devamlı doğaya bırakan, Anadolu'ya bırakan, evet. Durmadan gezilere giden. Sürekli izlediğimiz, takip ettiğimiz. Evet. Türkiye'nin dünyanın dört bir tarafını gezmekle meşgul olan Haldun abi de, değil mi? Evet, o bana şimdi tabii evde kalmak önce, zorunda. O bana Avrupa'yı diyor, sen gidemiyorsun diyor. Evet. Çünkü şu durumda o da mahrum olduğu yerler şu an evden bir iki kere çıkma girişiminde bulunmuş zaten. Değil mi? Alarm, kapıya alarm koymuşlar. Bir tünel falan kazmaya çalışmış ama başarılı olamamış. Bak Mustafa, benimki daha mütevazı. Yani Avrupa ile aramızda çok var. Bazı arkadaşlar Hırvatistan, işte Fransa vesaire, yani böyle yerlere dolaşıyor. Ülke abi, görmediğimiz yerleri görüyoruz. Yani biz neredeyiz? Biz Anadolu'nun en güzel yerlerini dolaşmaya çalışıyoruz. En güzel yerleri. Yakınız Haldun abi. Bak Trabzon, ben... Giresun yakınız. Bir saat var aramızda. Yeni yol bak ne güzel sahibi. Bir saat var aramızda. Yani Mehmet diyor ki ikimiz de birbirimizden kötüyüz, o yüzden hani birbirimizi yıpratmayalım diyor. Benim anladığım aynen öyle, aynen öyle Haldun abi. Peki. Yani şey gibiyiz şu anda. Bütün renkler kirlendi, birinciliği beyaza verdiler. Hangimiz beyaz değil? Ben burada tabii gri oluyorum doğal olarak. Peki futbolun enlerinde ikinci soru. Mehmet Yılmaz, Haldun Domaç kapışması. Buradan kapışacağız. Bu soruda olacak. Bakalım bu ikiliden hangisi bu soruya doğru cevabı verecekler. Öyle Mehmet, tek başımayım, kazandım kaybettim kendime yok. Haldun Domaç işte yani ben, karşında. Ben şu anda sizi görmüyorum ama soruyu nasıl olsa alacağım sizden. Biz seni çok net görüyoruz Selcin abi. İşin güzel tarafı. Evet, teşekkür ederim. Peki soru geliyor. Hangi Fransız takımı daha yakın zamanda lig şampiyonluğu yaşamıştır? Lille mi, Marsilya mı? Daha yakın zamanda şampiyonluk yaşayan takım Lille mi, Yusuf Yazıcı'nın takımı, yoksa Marsilya mı? Lille mi, Marsilya mı? Marsilya uzun zamandır olmuyor ya. Ben de Lille ne zaman oldu diye Lille'i düşünüyorum acaba. Ama Lille de eski. Lille, zaten ikisinin de eski çok olması lazım ki Cengiz Han o soruyu hazırlasın. Tuzak soru zaten abi. Tuzak soru. Yani Paris Saint Germain'i soracak değiliz. Ben Marsilya diyorum. Ben Marsilya diyorum. Tabii ki Paris Saint Germain'i sormayacaksın. Marsilya akla yakın geliyor. Hadi bak şöyle bir şey yapayım. Ben de Lille diyeyim. Böylece evet. Mustafa'yı da mutlu edelim. Bu akşamda. Mehmet Yılmaz Marsilya dedi. Daha yakın zamanda lig şampiyonluğu yaşamıştır. Haldun Domaç da ben Lille diyorum. İmzamı atıyorum Lille diyorum dedi. Gelsin doğru cevap. 2010-2011 Lille, 2009-2010 Marsilya. Haldun Domaç uzaklarda ama yine kazanıyor Mehmet Yılmaz. Öyle bir taraf var. Tecrübe diyelim. Tebrik ediyoruz. Bir de seni nasıl ikna etti? Sinsi tamam hadi sen Marsilya'da. Ben öbür taraftan başka bir şey diyeyim. Zehirlemedi. Zehri yok. Sen de benim bütün taktiklerimi anlatıyorsun ama yani. Taktiklerimi anlatırsam ben bir daha bu taktikleri kullanamam. Farklı senaryolar geliştirmem gerekiyor. Abi canlı yayında arkadaşım dostum dediğin insanları tuzağa düşürüp kazanınca insan ister istemez taktik diyerek yumuşatıyor. Zehirlemedi ya. Yok. Hakkıyla kazandı. Her zaman. Evet. Her zaman. Zehirlemedi. Haldun abi sen yani şimdi yayından ayrılınca bak neler olacak, biraz izle sonra. Haldun Domaç'ı bu yayında kimseye çiğnetmem. Hiç kimseye de laf söyletmem, onu da söyleyeyim. Beraber program yapıyoruz ama. Eleştirme cesareti olan herkesi de şiddetle kınarım. Haldun abi çok teşekkür ederim katkılarından dolayı. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Çok zor bir görev üstleniyorsunuz. Evet, sizlere de çok büyük saygı duyuyorum. Tabii ki sağlık çalışanları önde, emniyet vesaire birçok yer var ama gerçekten bunu söylemem lazım. Bu zor günlerde, insanların televizyon başında olduğu günlerde fedakarca gidip o yayınları yapıyorsunuz. Hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Diğer tüm bugün görev yapan, şimdilerde bu zor dönemde görev yapan herkese teşekkür ettiğim gibi sizlere de teşekkür ediyorum. Hacı abi çok teşekkür ederiz. Seni çok seviyoruz. Kendine çok iyi bak. Hayırlı geceler. Teşekkürler.
Evet, Halcun Erbil'le yarışmamızı yaptık. Seni nasıl zehirledi o arada? Nasıl bir sinsiliktir? Bak, arkadan konuşmayı, dedikoduyu hiç sevmem ben de, ama... Ben de hiç sevmem ama... Halcun işte... Erbil bir enteresan.